Estağfurullah, estağfurullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayye el-hayyuma, ya'l-hu ileyh. Elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alih. فعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, bizler Müslümanlar olarak, müminler olarak daha temelde, esasta Allah-u Azimüşşan'ın bizlere iman etmeyi, Müslüman olmayı nasip etmiş olması sebebiyle daha temelden Allah'ın en büyük lütfuna, en büyük nimetine nail olmuş kimseler olarak bu imanın, bu Müslüman olmanın üzerimize yüklediği, uhdemizde bulunan sorumlulukları idrak etmek suretiyle yaşadığımız devir, hangi devir olursa olsun, yaşadığımız asır, hangi asır olursa olsun, Müslüman olmanın sorumluluğunu ve bu sorumluluğun idraki içinde bulunduğumuz müddetçe Allah'ın bu lütfu devam edecek, Allah'ın bu nimeti kıyamete kadar, kıyametten sonra da ebedi alemde, ebedi hayatta inşallah devam edecektir. Cenab-ı Hak bu açıdan mümin olmayı, Müslüman olmayı kişilerin kazançlarına değil Allah-u Teala'nın lütfuna bağlamaktadır. Yani hiç kimse, hiç kimsenin kalbine bir şırıngayla veya bir başka vasıtayla imanı, iman dediğimiz, itikat dediğimiz o hadiseyi insanların kalbine şırınga edemez. Hiç kimse, hiç kimsenin kalbine. O kalbin içine müdahale etmeyi, o kalbe iman etmeyi, o kalbe Müslüman olmayı nasip eden, oraya imanı ikram eden tek kudret Allah-u Azimüşşan. Peygamber dahi olsa bir adam, eline bir şırıngayı alıp da adamın kalbine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü kelime-i şehadetini şırınga etmeye, aşılamaya, oraya koymaya selahiyeti yok. Bütün bunları çok iyi bilmek lazım. Ancak Müslüman olduktan sonra Müslüman olmayanlar gibi, Allah korusun ehli küfür gibi yaşamak ve davranmak mümkün değil. Müslüman olur olmaz sorumluluklar başlıyor. Bir seri
sorumluluklar iman eden insanın etrafını sarıyor. Mesela iman eden bir insanın, bir Müslümanın hayat görüşü değişiyor. Hayat dediğimiz bir olay var. Hayat hakkındaki görüşü, düşüncesi, anlayışı Müslüman olur olmaz değişmesi lazım. Mesela Müslüman olmayan bir insan için amentü dediğimiz iman esaslarına inanmayan bir insan için hayat sadece bir tanedir. Tek bir hayat vardır. Yani ehl-i küfür için hayat bir tanedir. Ehl-i küfür için hayat bir tanedir dedim. Hangisidir? Siz söyleyin. Dünya hayatı. Dünya başka yok. İçinde olduğu hayat dünya hayatı. Ama Müslüman isimle değil. Müslüman olur olmaz tablo değişiyor. Zihin, akıl, beyin, idrak, dünya anlayışı değişmesi lazım. Bir Müslüman için hayat üç tanedir. Ehl-i küfür için bir tane hayat vardır ki işte ona dünya hayatı diyoruz. Ehl-i İslam, ehl-i iman yani Müslüman ve mümin için hayat anlayışı dünya hayatından ibaret değil. Bir Müslüman için üç tane hayat var. Üçünü de idrak edeceğiz. Üç çeşit hayat. Bir tanesi ehl-i küfürde, ehl-i küfrün yani kafir olanların da içinde bulunduğu dünya hayatı. Kafirler de dünyada yaşıyor, Müslümanlar da dünyada yaşıyor. Bu hususta bir beraberlik var. İkinci hayat ne olabilir? Üçüncü hayat ne olabilir? Bunları düşünmeden mümin olmanın bir anlamı yok ki. İkinci hayat nedir? Siz söyleyin. Kabir hayatı. Kabir. Bunu inkar etmek mümkün değil. Üçüncü hayat nedir? Siz söyleyin. Ahiret hayatı. Bakın üç tane hayat çıktı ortaya. Görüyor musun? Demek ki Müslüman olur olmaz hayata bakışınız değişecek. Hayat hakkındaki anlayışınız değişecek, tavrınız değişecek, tutumunuz değişecek, davranışınız değişecek. Yoksa Müslüman olmanın bir anlamı kalmaz, farkı kalmaz, özelliği kalmaz, güzelliği kalmaz. Kabir hayatı. Ancak kabir hayatı da geçicidir, dünya hayatı da siz söyleyin, geçicidir. Ebedi değil, sonsuz değil. Sonsuz olan, ebedi olan hayat, ahiret hayatı. Sonsuz, sınırsız, zaman idraki olmayan hayat. Mesela dünyada zaman var diyoruz. Zamanın, takvimin, varoluşunun sebebi nedir? Güneştir. Dünyadan güneşi kaldırın. Takvim diye bir şey kalmaz. Ay dediğimiz o gezegeni, dünyamızın etrafında dolaşan adına ay denen, kamer denen bir alem var. Ayı kaldırın, güneşi kaldırın, zaman diye bir şey bulamazsınız. Gün nedir, hafta nedir, ay nedir, yıl nedir, hepsi silinir kafanızdan. Güneşi kaldırın, bitti. Niye? Dünyayı Cenab-ı Hak kendi ekseni etrafında dönerken, bir de güneşin etrafında döndürüyor mu, döndürmüyor mu? Hepiniz biliyorsunuz bunları. Kendi etrafında bir devir yaptı mı, bir gün meydana, 24 saat oluyor. Güneşin etrafında bir devir yaptı mı 365 gün sürüyor. Ne oluyor siz söyleyin? Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış oluyor. Güneşi kaldırın dünya sap gibi ortada kalır. Ne zaman kalır bir şey kalır. Ahirette ise biliyorsunuz ne dünya var, ne güneş var, ne ay var, hepsi bitecek. Takvimsiz, zaman olmayan bir mekan tecelli edecek. Cenab-ı Hak onun için ne diyor? Halidine fiha ebeda. Cehenneme girenler de, cennete gidenler de ne kadar kalacak mı siz söyleyin? Ebeda. Bak ebed kelimesi var Kur'an'da. Sonsuz kalacak. Cennet ve cehennem. Bu girişten sonra demek ki Müslüman olarak, mümin olarak üç çeşit hayata inanmak zorundayız. Ama şimdi maddeciler, dünya perestler, madde perestler,
materyalistler, ateistler, kafirler, hepsi hayatın dünyadan ibaret olduğunu söylüyor. İnsan yer, içer, yaşar, vakti gelince hayatı bitermiş, başka bir hayat yokmuş. Devamlı bunu tekin ediyorlar. Devamlı yayın organları, televizyonlar, kitaplar, eserler, yazılar insanımıza bu korkunç inançsızlığı aşılamaya devam ediyorlar. Şarkılar yazıyorlar, türküler söylüyorlar. Dünyaya geldik bir kere, ye, iç diyor, başka daha hayat yok. Hayat varsa da yoksa da dünyadan ibarettir diyor. Ve sürekli olarak ebedi hayatın, ahiret hayatının varlığını unutturmaya çalışıyorlar. Ebedi hayatın varlığını, cehennem hayatını, cennet hayatını sürekli toplumdan kaçırıyorlar. Öyle bir alemin olmadığı kanaatini insanlara aşılamaya çalışıyorlar. E şimdi bu noktada İbrahim suresinden, bakın Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i ne kadar çok sevmiş ki, Kur'an'da 114 sureden birinin de adı, siz söyleyin, İbrahim suresi. Bakayım bu sure nerede nazil olmuş? Sûret-i İbrahim Mekkiyetin. Ne demek Mekkiyetin? Mekkelidir. Mekke'de nazil olmuştur. Burada söylüyor burada. Hepsinde var. Mekkiyetin. Mekke'de nazil olmuştur. Ve hiye isnetani ve hamsune ayeten. Hamsun 50 demek. İsnetan 2. 52 ayet. Surenin başında böyle renkli bir çerçevede gösteriyor. İbrahim suresi. O surenin şimdi size 3. ayetini, bugün inşallah sohbetimiz bu ayetin etrafında olacak. Bu ayetin işaret ettiği manalar ile ezan-ı Muhammediye kadar sohbetimizi inşallah sürdüreceğiz. Allah-u Teala Kur'an'ın ifade ettiği manalar içinde yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Ayet şöyle, yukarıdan aşağı geliyor. Ve veylün lil kafirin, veylün lil kafirin. Kafir, kafir biliyorsunuz. Veylün, veyl kelimesi Arapçada çok geniş anlama gelen bir kelime. Bir tane manası yok, çok mana. Kelime tek, manası söyleyin, çok. Öyle çok kelime Arapçada. Bir tane kelime, bakıyorsun 40 tane manaya geliyor. Arapça çok zengin. Veil ilk anda yazıklar olsun anlamına geliyor. Yazıklar olsun. Yani bütün kazandıkları heder oldu. Boşa gitti, yazık oldu. Yazıklar olsun, eyvahlar olsun. Vah 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 vah. Hani biz bir şey olduğu zaman bir yangın, bir telef, bir felaket olduğu zaman vah 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 demiyor. Arapça da veil 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 diyorlar. Veilun veilun veilun. Yazık 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 yazık. Hepsi gitmiş. Cenab-ı Hak kafirlere hitap ederken veilun lil kafirin. Vay şu kafirlere. Vay şu kafirlerin haline, akıbetine. Vay şu kafirlerin sonuna. Müthiş bir kelime. Vah şu kafirlerin haline. Vay şu kafirlerin haline. Veylin lil kafirin. Aman ya Rabbi. Tabii hesap günü için böyle bir ifade kullanılıyor. Kafir ne demek? İman etmeden ölmüş adam demek. Öldü. Kafir olarak öldü. Kafir olarak ölmek ne demek? Siz söyleyin. Ebediyen sonsuz olarak cehennemde kalmak demek. Kafir olarak ölmek demek, yani bunu kafir olarak öldü demek ne demek? Bunu bilmemiz lazım. Sonsuz, sınırsız, ebediyen cehennemde kaldı demek. Ne korkunç bir hadise. Düşünebiliyor musun? Sonsuz. Cehennemden çıkış umudu yok. Kurtuluş yok. Yardımcı yok. Desteği yok. Kimsesi yok. Koyunlu kafiri. Kafirleri böylece yazıklar olsun, eyvahlar olsun, vay şu kafirlere, hay şu kafirlere, vah şu kafirlere,
derken kim bunlar, niye bunlara böyle ifade edilmiş? Ayetin devamını arz ediyorum. Min azabil şedid, çok şiddetli bir azab ile karşı karşıya kalacaklar. Azap, biliyorsunuz Allah'ın rahmeti de var, başka azabı da var. Cennet Allah'ın rahmetinin neticesi, tecellisi, cehennem siz söyleyin, azabının tecellisi. Yani çift şekilde devam ediyor, iki halde devam ediyor. Min azabin şedid, çok şiddetli bir azaba duçar olacakları için, çok şiddetli bir azapla karşı karşıya gelecekleri için veylün lil kafirin, vay şu kafirlerin haline. Aman ya Rabbi. Ne bunlar? Şimdi devam ediyor. Ellezine, bu kafir dediğimiz insanların hususiyeti ne ya? Nereden belli olacak bunların hali? Hal. Nereden belli olacak? Şimdi onların halini Rabbimiz açıklıyor. Bize tefsir ediyor, bize açıklıyor. Ellezine, bu vay şu kafirlere denen kişiler öyle kimselerdi ki يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Ahireti bırakmışlar, dünya hayatını öne almışlar. Bütün gayretlerini dünyaya harcıyorlar, ahiret aleminden hiçbir haberleri yok. Bakın, vallahi sanki haşa ben endişeliyim, sanki bugün İstanbul'da yaşayan, caddede, çarşıda, pazarda, etrafta yaşayan, çalışan, dolanan, İnsanların halini anlatır gibi bir felaket var. Şu yaşadığını söyleyen şöyle veya böyle insanlara bakın, bütün gayretlerini dünya hayatına harcıyor, ahiret hayatını bir saniye tefekkür etmiyor. Neredeyse toplum bu hale geldi. Öyle mi değil mi kardeşler? Mesela olsun diye söyleyeyim. Bir gün 24 saat dedik. 24 saati aşmak mümkün değil. Allah öyle bir muhkem nizam koymuş ki bütün kainat bir araya gelse bugünkü sistem ilahi nizam altında bir günü 25 saate siz söyleyin çıkaramazlar. Öyle kurulmuş. Bir seneyi 365 günden fazla yapamazlar. Sistem kurulmuştur. 24 saatlik bir hayat. Bir günde 24 saat. Şimdi kardeşler, şu topluma bakın. Otobüs durakları, minibüs durakları, çevremiz, etrafımız. Bakın, 24 saat içerisinde Allah-u Teala Müslümanım diyenlere, akil ve baliğ olanlara, aklı başında ve erginlik çağına girmiş olanlara, günde 5 sefer neyi emretmiştir? Namazı bak, elhamdülillah biliyoruz. Günde 5 sefer huzuruma gelin gidin, gelin gidin. Demiş mi dememiş mi? Demiş mi Kur'an kendisi? Açık hiç tereddüt yok. Sabah namazı. Sabahla başlıyor namaz. Allah'ın huzuru sabahleyin açılıyor. Öğle devam ediyor, ikindi devam ediyor, akşam devam ediyor, yatsı devam ediyor. Günde 5 sefer. Şimdi bakalım. 5 vakit namaz kıldığımız takdirde siz de hesaplamışsınızdır muhakkak. 40 rekat ediyor. Rekat. Namazlar biliyorsunuz rekatla ifade edilir. 2 rekat, 3 rekat, 4 rekat. 2'den aşağı olmaz, 4'ten siz söyleyin yukarı olmaz. En az 2 rekat, en çok 4 rekat. Peki 5 vakit namazı toplarsanız 40 rekat eder. Bak 40. Enteresan. 3 rekatlı vitir namazıyla beraber hesapladınız mı, hesaplamadınız mı bilmiyorum ama 40 rekat eder. Bir günlük namaz. Yapılan hesaplamalar sonucunda 1 rekat namaz 1,5 dakikada eda edilebiliyor. 1,5 dakikada 1 rekat namaz kılınabiliyor. Yani 1 rekata 1,5 dakika yetiyor. O zaman siz söyleyin, 40 rekat için ne kadar zaman lazım? 1 saat mi? Vallahi fazla bir şey değil. 24 saat içerisinde Allah'ın bizden istediği, huzurunda bulunmamızı istediği ne kadarmış siz söyleyin? 1 saat. Bakın toplum ne hale geldi.
cemiyet ne hale geldi ki 24 saatin içinde bir saatini Allah'a verenlerin sayısı ne kadar azaldı, ne kadar azaldı. Bir saatini Allah'a vermeyen insanlar 24 saatin 24'ünü de nereye harcıyorlar? Dünyaya. Yemeye, içmeye, gezmeye, tozmaya, yalana, dolana, dimene. Ya bunlar insan mı ya? Müslümanlar. Oturup düşünelim. Alın elinize kalem ile kağıdı. Bir günde kaç saatinizi Allah'a verebiliyorsunuz? En azından 5 vakit namaz toplam 1 saat. 1 saatini Allah'a vermeyen, veremeyen adam ne cehenneme gidiyor? Nereye gidiyor? Niçin yaşıyor? Bunun cevabını hazırlamadan teneşir tahtasına gelmeyin. Bunun cevabını hazırlamadan musalla taşına gelmeyin. Bunun cevabını hazırlamadan tabuta girmeyin. Değerli kardeşler, dünya hayatı öyle fazla da bir hayat değildir. Araştırmacı kardeşlerimiz, ilim adamları araştırmışlar. Hadis-i şeriflerden yola çıkarak ümmeti Muhammed'in yaş ortalamasını Resul-i Zişan Efendimiz ümmeti Muhammed'in yaş ortalamasını siz söyleyin neye bağlamış? 60. 60 kelimesinin Arapçası nedir? Sittin. Sittin sene. 60 sene demek. Ümmeti Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Daha fazla olmuyor. 60 tamam. Şimdi gelin oturup bunu müzakere edelim. Uzağa gitmeyelim. Hayali şeyler konuşmayalım. İçinde bulunduğumuz hali görüşelim. Bugün varız, yarın yokuz. Hiç kimse oturduğu apartmana güvenmesin. Adana'nın Ceyhan'ında da 6 katlı apartmana güvenenler vardı. Şimdi gidin hepsi çadırda yaşıyor. Ölenler kabirde, kalanlar çadırda. Niye ders almıyorlar? Niye ibret alan yok? Niye apartmanınıza güveniyorsunuz? Niye yalınıza, niye villanıza, niye ticarethanenize, niye mağazanıza güveniyorsunuz? Bartın'da da adamın mağazası vardı. Bartın'da da adamın dükkanı, iş yeri, atölyesi, hepsini sel aldı gitti. Niye güveniyorsunuz? İnsanlar niçin bu kadar kör oldu ya Rabbi diyor. 60 yaş, tamam. Zaten kainatın hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kaç sene yaşadı dünyada siz söyleyin. 63 bak ortalamaya uyuyor. Ki onun hayatından daha muazzam örnek hayat yok. Eğer dünyada uzun yaşamak muteber bir şey olsaydı, çok yaşamak güzel bir şey olsaydı Hazreti Muhammed Mustafa yaşardı. 70. Ne yani hayatta yaşamanın ne anlamı var? Eğer gayesi İslam değilse, Allah'ın rızası değilse, din ve iman değilse, Kur'an değilse, İslam değilse, niye yaşıyor bu adam? Hayatı kıymetlendiren hususiyetler var. Hayata önem veren, kıdem veren, değer veren, kıymet veren çok pahalı şeyler var. İnanmamış adamın, bir kafirin hayatı, domuzun hayatından daha kötü olarak ifade edilmiştir. Hiç manası yoktur. Niye yaşadığının anlamı yoktur. Değerli kardeşler, 60 sene, 60 sene ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması. Arz ediyorum. 60 yılın 15 yılını araştırmacılar, bilim adamları 60 yıldan 15 yılı çıkarıyorlar. Niçin? Bir sene. Çocuk ya, çocuk. Çocukluk. Ona kitaplar, cinni sabahat. Çocukluk yaşı diyorlar. Onu çıkaracaksın. Sorumluluk yok çünkü. Çocukluk demek, sorumluluk yok demek. 60'dan 15'i çıkar. Çocukluk yaşını çıkarttın. Ne kaldı? 45 kaldı. O 45 yaşı da tahlil etmişler, analiz etmişler. 25 yılı, 45 yılın 25 senesi uykuda ve istirahatte geçiyor. Yorganın altında yahut uzanmış olarak yatakta, uyumakta, istirahatte geçiyor. Onu da çekin hayatın içinden. Ne kaldı geriye? 25 sene kaldı. 25 yılı da tahlil etmişler. O 25 yılın 5 senesi
tuvalette, defi hacette ve temizlik esnasında harcanan dakikaları toplamışlar. 5 senede o tutuyor, geriye ne kaldı? 20 sene. O 20 seneyi de araştırmışlar, onun 5 yılı da daha değişik bir surette elden çıkıyor, gidiyor, geriye ne kalıyor? 15 sene. Yani normal olarak hayatta, hayatta uykunun, tuvaletin, banyonun, istirahatin, ağlamanın, gülmenin dışında 15 yıllık hayatım var. 60 yıl kaça düştü? 15'e düştü. Yani 60'ın kaçta biridir 15'i söyleyin? 4'te biri çeyrek. 60'ın çeyreği kaldı. 15 yıllık hayatım var. Bunu da eğer değerlendirememişsen, abdestsiz, namazsız, kitapsız, okumadan, düşünmeden, anlamadan geçirdiysen, sen nasıl Allah'ın huzuruna rahat gideceksin kardeşim? Dedim ki o milletvekillerine, yarın mahşer günü yevme yekûmül hesap, hesap gününde mesela Umraniye halkı ne kadarsa, 700 bin, 800 bin, 1 milyon neyse, Umraniye halkı belki Umraniye Belediye Başkanı'nın yakasına yapışırlar. Çünkü Umraniye Belediye Başkanı adam, daha öteki hudutlara karışamaz. Ama bir milletvekilinin yakasına siz söyleyin, ne kadar adam yapacak? 65 milyon. Bunlar neyin hesabını verecekler bu adamlar ya? Ben şaşıyorum vallahi. Partiye pırtıya bakmadan söylüyorum. Bu milletvekillerinin yakasına 65 milyon insan yapışacak. Bu adamlar nasıl hesap verecekler bu adamlar? 1 milyar maaş alıyorlar. Niçin aldıkları belli değil. Saltanat yerinde, dokunulmazlık yerinde kimse bir şey diyemiyor. Atamıyorsun, çatamıyorsun. Biraz da ağır konuşursan parlamentoya hakaretten mahkemeye. Geçenlerde latif olsun diye bir şey söyledim. Hemen kavuşturmuşlar ilgili yere. Zor canımı kurtardım ya. Demiştim ki dünyada dokunulmazlığı bulunan iki tane mahluk kaldı. Dünyada dokunulmazlığı olan iki tane mahluk, varlık kaldı. Biri Hindistan'da inekler, bir de bizim milletvekilleri dedim. Vay nasıl sen bunu söylersin. Az daha hayatımdan oluyordum ya. Gerçeği söylemek de kolay bir şey değil. Hadi söyleyin bakayım. Tıkıyorlar içeriye, tıkıyorlar zindana. Ne söyleyeceksin? Nasıl hesap? Eğer ahirete inansalardı, dünya hayatını öne alıp ahireti arkaya atmamış olsalardı, vallahi korkarlardı. Ben milletin iradesini temsil edemiyorum, millete hizmet edemiyorum diyerek hepsinin istifa etmesi lazım. Ha böyle şimdi ye babam ye milletvekili. Onun için bunlara milletvekili demek doğru değil, menfaat vekili. Menfaatiler de zorlu adam. Adam 6 tane parti değiştirmiş. 6 tane. Hatta geçen diyor ki 10 milyon dolar varsa bir tane daha değiştireyim diyor. Bunlar ne yaptın? Dünyanın en çirkin şeyleri bunlar. En rezil şeyler bunlar ya. Ayıp ya. Ne seçmene saygı duyan var, ne ülkeye saygı duyan, ne fakirin halinden, ne yetimin halinden. Böyle olur mu? Bu millet nereye gidiyor? Ne yapacak? Nasıl olacak? Hepinizin düşünmesi lazım. Nereye gidiyoruz? Hangi istikamete gidiyoruz? Kimse akıbetini düşünmüyor. Kimse ahiretini düşünmüyor. Herkes günübirlik yaşıyor. Hele bugün yiyeyim de, bugün alayım da sonrası olur mu? Sonrasını bilmiyorsun ki. Ayeti bitireyim. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Dünya hayatını çok seviyorlar, çok seviyorlar. Alel ahireti, ahireti hiç hatırlamıyorlar. Aldıkları verdikleri bütün dünya, ahiret hayatından hiç haber yok. Hiç sanki ahiret yokmuş gibi. Sanki adam hiç ölmeyecekmiş, bu sallaha taşına gelmeyecekmiş gibi. Sanki hayatının hesabını vermeyecekmiş gibi. Ya böyle olur mu kardeşim? Hayvan sürüsü haline geliyor toplum ya, böyle olmaz. Böyle olmaz. Mevlana diyor ki, kesilen bir koyun, orada koyun kesiyorsunuz, hemen 2 metre arkada da öbür koyunlar kesilmeyi bekliyor.
önde koyun kesiliyor, tamam. Hemen 2 metre arkasında da bir sürü kesilmeyi bekleyen koyun. Mevlana'mız diyor ki, eğer o arkada bekleyen koyunlar, öndeki kesilen koyunun kesildiği gibi kendilerinin de kesileceğini bilselerdi, kimse o koyunları orada tutamaz. Bakarlar diyor. Korkarım ki toplum koyun sürüsü haline geldi. Geliyor babasını mezara gömüyor adam, ya Allah meyhaneye gidiyor. Lan anlasana hayvan. Niye yolunu değiştirmiyorsun? Niye ibret almıyorsun? Geçen Ceyhan'dan bir telefon geldi. Bir kadıncağız, emekli bir öğretmen kadın telefon ediyor. Zelzeleyle alakalı bir şey. Cevabını verdim telefonda. Dedim ki ben de bir şey sorabilir miyim hanımefendi dedim. Tabii hocam buyurun dedim. Bu zelzeleden sonra dedim Ceyhan'da bir değişiklik oldu mu dedim. Ne gibi dedi? Camiler tıklım tıklım dolmaya başladı mı? Meyhanelerde kimse kalmadı inşallah dedim. Meyhaneler boşandı, camiler doldu inşallah. Yok hocam dedi, yok yok dedi. Vallahi meyhaneler daha çok doldu. Şimdi evler yıkıldı diye içiyorlar adamlar. Sebeben içiyorlar dedi. Şu insanların anne bak. Ne yapsın Allah bu adamlar? Sallıyor uyanmıyor. Evini yıkıyor uyanmıyor. Çatlama var uyanmıyor. Hiç uyanmıyor. Böyle toplum mu olur Allah aşkına? Değerli insanlar, temiz Müslümanlar. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bak ne korkunç. Adam dünyayı almış, dünyaya dalmış, ahireti unutmuş. Hiç düşünmüyor. Ne namaz, ne niyaz. Namaz kılanların sayısına bakın ne kadar azaldı. 24 saatte 1 saat be, Allah'tan kork be. Yarın ne hesap vereceksin? Camilerimiz bomboş. Böyle olur mu? Ecdadımız vallahi böyle değildi. İbadetsiz, abdestsiz, namazsız bir Müslümanı onlar tasavvur edemiyordu. Günde 5 defa Allah'ın huzuruna gelmeyi zaruret kabul etmişti. İmanın icabı kabul etmişlerdi. Adam ne huzura geliyor, ne namaza geliyor, ne cemaate, ne cemiyete. Ondan sonra ölünce sadece ölüsü, o da caminin içine değil, dışındaki musalla taşına geliyor. Ey Müslümanlar, bu merhumu nasıl bilirdiniz? Lan gelmedi ki bileyim, girmedi ki göreyim. Ne bileyim ben bu adamı? Ne kötü şeyler var ya Rabbi. İşte muhterem kardeşler, ayeti bitireyim dedim ama ezan okunmaya başladı. Zaman darlığı var, sıkıntı. Yani zaman azaldı mı beni sıkıntı basıyor. Anlatacaklarımın bilmediğini anlatamıyorum ki. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Bu veylün bir kafirin dediği kafirleri anlatırken birinci sıfatları dünyayı almışlar, dünyanın bir toplum hale geliyor. Allah'ın kulları Allah'ın yolundan saptırıyor. Adam namazı kılmıyor, yanına namaz kılan bir arkadaş almış. Bugün de ikindi namazını kılma diyor. Günah varsa benim boynuma diyor. Şurada bir bardak diyor, bira iç diyor, ya bugün düğündür, bugün sünnettir haşa, bugün diyor hoş bir gündür, zafer günümüz, ne olacak? Kasaya oturmuş, ağzına hiç bira, ağzına içki koymayan arkadaşına, ya ne olur diyor, az bir bardak iç, bir bardak içmekle bir şey olmaz, varsa günahı benim boynuma diyor. Bunları Cenab-ı Hak bak ne, veya suddûne, bunlar insanları saptırıyorlar. Dinden, inançtan, sorumluluktan uzaklaştırıyorlar. Ver ya bir şey olmaz diyor. Allah'ı, ahireti, hesap gününü hafife alıyorlar. Bunlarda iman aramak mümkün değil. Devam ediyor. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا Allah'ın yolunda eğrilik arıyorlar. Yanlış, aman bir Müslümanın ayağının kaydığını görmesinler. Kıyameti koparıyorlar. İslam'da yanlışlık arıyorlar. Allah'ın kitabında hata arıyorlar. Allah hata etmiş diyorlar. Eğrilik, büyürülük arıyorlar. Allah'ın dininde hata olur mu? Zalim oğlu zalim. Allah'ın kitabında hata olur mu? Allah hata eder mi? Allah unutur mu? Allah eskir mi? Allah yanlışlık yapar mı? Devam ediyor. اُلَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ Aman ya Rabbi bunlar... Öyle bir uzak sapıklıkta ki bunların hakka dönmesi mümkün değil. Bâid, Arapça çok uzak demek, bâid. Çok uzak bir sapıklığın içindeler. Sanki din yokmuş gibi yaşıyorlar, ahiret yokmuş gibi yaşıyorlar.
Bir misal söyleyip keseyim, ezan okunuyor, uzatmayacağım. Senelerden beri televizyon kanallarında bu millete seyrettirilen bir dizi var, dizi, yerli dizi. Artistleri hep yerli adamlar, memleket artistlerinden bir dizi. Adı Haşa, adı hepiniz zaman zaman mutlaka bakmış, görmüş, takip edenler olmuştur. Adı Bizimkiler, Bizimkiler. Haşa, bizim milletimiz böyle millet değil. Onlar bizimkiler değil. Ne yapıyor bu adamlar? Senelerdir dizi devam, bir apartmanda bir hayatın devamını anlatıyorlar. Öyle mi değil mi? Kapıcısı var, yöneticisi var, horoz dövüştüren var, katili var, gancığı var, pisi var, şarapçısı var, pencereden aşağıdan içki isteyen serserisi var. Bir apartman. Adı bizimkiler koymuş. Farkında mısınız? Yıllardır takip ettiler. Bilin, bu dizi içerisinde hiçbir gün namaz kılana rastladınız mı? Rastlamadınız mı? Bak ne din var ne iman var. Vay şerefsizler vay be. Ne seccade, ne bir camiye giden var, ne bir namaz kılan var. Dinsiz bir hayatı telkin ediyor. Çoluk çocuk seyrediyor. Vallahi din yok, iman yok. Hristiyan filmlerine bakın, yemek yerken dua ediyorlar. Yemekten kalkırken dua. Bu dizide bakın, ne dua eden var, ne Allah diyen var. Bu millet ne olacak? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ Aynen ahiretsiz bir dünyayı bize anlatıyorlar. Ahiretsiz bir dünya anlatıyorlar. Üniversitelerde ahiretsiz dünya. Liselerde ahiretsiz dünya. Bütün medya ahiretsiz dünya anlatıyor. Ahiretsiz dünyayı telkin ediyorlar. Ne olacak haliniz? Ne olacak çocuklarınız? Ne olacak karıcılarınız? Vay Müslümanlar vay! Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eylesin. Hayatın akışını, hayata bakışımızı, hayattaki akışımızı, hayattaki nakışımızı Kur'an'a göre ayarlamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin inşallah. Ezan-ı Muhammed'i okun, uzatmayayım. Gelecek cuma Allah nasip ederse Fevzi Çakmak Camisi var biraz ileride. Orada olacağız. Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Yolumuzu ve yönümüzü İslam'dan saptırmasın. Bizi idare edenlere İslam'ın adaletini Rabbim nasip eylesin. Etrafımızda alemi İslam'da meydana gelen fitnelerden, fesatlardan, katliamlardan, savaşlardan, terörden ve anarşiden Rabbim ülkemizi muhafaza